10 tur döndüğünde arkadaşlar 625 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün 10 katı kadar ilerleyecek o zaman. Ve ilerlemiş hali bu işte gördüğünüz gibi. 625 çarpı 10 üzeri 4, 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 ne demek? 625 çarpı tabanlar aynı olduğu için üstleri topla 10 üzeri eksi 3. Bu da 625 bölü 1000 haliyle arkadaşlar 25'e bölersem 25, 25'e bölersem 40. Bir daha 5'e bölersem 5. Bir daha 5'e bölersek 8. Böylece 5 bölü 8'miş. 2 eksi 5 bölü 8 de x'i getirecek bize. Payda eşitlediğimiz zaman 16 eksi 5 bölü 8. 11 bölü 8 oldu x. C şıkkı. Bu soruda şöyle bir tehlike oluyor arkadaşlar. Şimdi e, ee, en azından belli bir kısmını halledersiniz. Şimdi zaten 500'den küçük lordosal sayısı bulmak için m'ye kaç vereceğiz? 1 veririm. 100-1'den 99. Bunun tabii ki asal olmadığını biliyoruz. E çünkü 9'a ve 11'e bölünüyor. 2 verirsek 199 soru işareti. 3 verirsek 299. 4 verirsek 399 ve bu da bakın 3'e bölünen bir sayı olduğu için yine asal değil. 4 verirsek yaptık, 5 verirsek de 499. Şimdi bunlar soru işareti. Bir sayının asal olup olmadığını anlayamıyorsanız şunu yapmanız lazım. Bu sayının kare köküne en yakın sayı kaç? 14. Bu sayının kare köküne en yakın sayı arkadaşlar 18. Yine bunun da 320, pardon, 324. o zaman bu 19 oluyor buna en yakın arkadaşlar. Bu da 500. Yani 24 desek 576 olur. 22'dir muhtemelen. Tamam mı? Buna en yakın sayının karekökü de 464 yapıyor evet. 14'e kadar asal sayılara tek tek bölmeniz lazım. 19'a kadar asal sayılara tek tek bölmeniz gerekiyor. 22'ye kadar asal sayılara tek tek bölmeniz gerekiyor. Eğer bilmiyorsanız. 199 asaldır arkadaşlar. 1'den 14'e kadar yani en son asal sayı 13. 1'den 13'e kadar ee, bu şekilde böldüğünüz zaman olayı halledersiniz ki bölünmez bu asaldır. 399'a geldiğiniz zaman 399'u 7'ye böldüğünüzde 5 kere 7 35 burası 49 bölünüyor. O yüzden arkadaşlar bu asal sayı değil. Dolayısıyla e, bunu da karalıyoruz. 499'a geldiğimiz zaman arkadaşlar. 499 da 22'ye kadar yani en son olan 19 asal sayısına kadar böldüğünüz zaman herhangi bir sayıya bölünmediğini göreceksiniz. Bu şekilde bunların asal olduğunu anlayabiliriz. Bu yüzden iki tane geldi. Birisi 199, birisi de arkadaşlar e, 499. Ha bir de 299 unuttum pardon onu da söyleyeyim. 299 arkadaşlar asal gibi görünüyor ama bunu birden 299'a en yakın ne var? İşte 17. 17'ye kadar arkadaşlar asal sayılara bölerseniz 299'un 13'e bölündüğünü görürsünüz. Bu yüzden bu da asal sayı değil. Bu şekilde anlayabilirsiniz arkadaşlar. Burada arkadaşlar en mantıklısı denemek. Çünkü sonuç olarak bakın eşittirin de yeri değişebiliyor. O yüzden neyin neye eşit olduğunu kestiremeyebilirsiniz. Bakacaksınız şimdi birinci adım. Diyeceksiniz ki çarpı ile eksi yer değiştirirse ne olur? Daha az vakit kaybı düşünene kadar. E, çarpıyla eksi yer değiştirirse böyle olur. Yani 3 eksi m çarpı e, 4 artı, artı 12 eşittir m. Bakalım buradan o zaman e, kök geliyor mu? 15 eşittir 5 m oluyor. m buradan tam sayı olan bir kök oluyor. Tamam bu yer değiştirebilirmiş. Eşittirle artıyı değiştirelim. 3 çarpı m eksi 4 eşittir 12 e, artı m olacak yer değiştirince böylece 2m eşittir 16'dan m 8 geldi yine oldu. Son olarak arkadaşlar eşittirle çarpıyı yer değiştirelim. 3 eşittir m eksi 4 artı e, 12 çarpı m. Buradan da 3 eşittir. 12m, m daha 13m eksi 4 gördüğünüz gibi m buradan 7 bölü 13 oldu. Tam sayı gelmedi. Demek ki 1, 2 olurmuş. D şıkkı. 1, 2 ve 3. öncüldeki sayıları arkadaşlar denemeniz lazım. Yani burada a sayısını bilmeden yorum yapamazsınız. O yüzden x eksi a öbür tarafa atarsak 40'dan küçük olur. Şimdi artık a'ya sayı vereceğiz. Yani 1, 8 olursa bu şekilde eksi 40 ile 40 arasındadır. Attığımız zaman öbür tarafa eksi 32 ile 48 arasında olur. Şimdi bu x'ler arkadaşlar Burcu ve Ahmet'in puanları olduğuna göre. Herhangi birisinin puanı bu aralıkta olabilir mi? Hayır. Çünkü Ahmet arkadaşlar bu sınavda başarılı olduğuna göre puanı 50 ile 100 arasında olması lazım. Eksi 32 ile 48 arasında bir öyle puan yok. Yine ee, şeyin de Burcu'nun da başarısız olması lazım. Ancak Burcu evet olur ama ikisini de sağlamadığı için 8 olmayacak. Gelelim diğerine. X eksi 24 küçüktür 40. Yerine yazdık. Eksi 40. X eksi 24 40. Sonra eksi 16 X 64. Bakın şimdi bu aralıkta Burcu da olur Ahmet de olur. Mesela Ahmet 51 puan almış olabilir. Burcu 40 puan almış olabilir. Ahmet 63 puan almış olabilir. Burcu 49 puan almış olabilir. Gördüğünüz gibi ikisine de verebileceğimiz değerler var. O yüzden 24 olur. Üçüncüye geldiğimiz zaman x eksi 90 küçüktür 40 dersek eksi 40 x eksi 90 ve burada da arkadaşlar 130. Böylece 50 x öbür tarafa attığımız için pardon şu an burası 90 olacaktı. Öbür tarafa atınca 130. Şimdi Ahmet'in değerlerini sağlıyor burası. 50 ile 100 arasında puanlar alacak Ahmet. Ama burcunun başarısız olması için 0 ile 50 puan arasında alması lazım. Bu ikisini de sağlamıyor. O yüzden cevap yalnız ki. Bu şekilde bazen verilen sayıları tek tek denemek düşünene kadar daha kolaydır. F1 çarpı f 1 nedir diye sorulmuş. F1 arkadaşlar yerine yazarsak bakın 1 artı kök 5. F eksi 1 yerine yazarsak 1 eksi kök 5 arkadaşlar. Çünkü eksi 1'in karesi 1 ama eksi 1 ile kök 5'i çarpınca eksi kök 5 olacak. Böylece 2 kare farkı oldu fark ettiniz mi? 1'in karesi eksi kök 5'in karesi. A, B, A, B gibi düşünün. A artı B, A eksi B'nin çarpımı. Böylece 1 eksi 5'ten cevabımız eksi 4 oldu. E şıkkı. Soruda arkadaşlar şu AA diye verilen bu ifade demiş ki küçük A sayısının pozitif tam bölenlerinin oluşturduğu küme. Ben size bir örnek vereyim. Küçük A sayısı mesela 6 olsa o zaman AA pozitif tam bölenleri 1, 2, 3, 6 olduğundan bunlardan oluşur. Bunun gibi. Haliyle arkadaşlar bir A sayısının pozitif bölenleri ile 1 B kümesinin kesişimi 10 15 demek A'nın içinde 10 ve 15 çarpanları var demektir. O zaman 10 ve 15'in ortak katını düşünelim. 30. 30'un katlarından 3 basamaklı en küçük sayı hangisi arkadaşlar? 120. Gelelim 9 12 15'e. 9 12 15'in arkadaşlar e, çarpanı olacak. Yani B sayısının içinde 9 çarpanında, 12 çarpanında, 15 çarpanında olması lazım hem 9'a hem 12'ye hem 15'e bölünen bir sayı olması lazım B'nin. Buradan çıkan sonuç budur. Buna uygun en küçük sayı arkadaşlar 180 olacak. Sonra geliyorum 18 ve 12'ye. 3 basamaklı olarak en küçük tabii 180 olacak. 18 ve 12'nin arkadaşlar normalde o ok 36'dır. Ama bize 3 basamaklı olacağı dediği için 36'nın 2 katı 72, 3 katı 108. Gördüğünüz gibi en büyük sayı B oldu, sonra A, sonra C. Hem arkadaşlar bir bölen bulma sorusu, hem de çaktırmadan biraz okek okay yaptık. Ama okeki sormuyor. Okeki sorsaydı malum bu 36 derdik. Bu işte yine 180 olurdu muhtemelen. E, bu da arkadaşlar 30 olurdu. Ama bizden okek okay istemiyor. 3 basamakla en küçük sayıyı istiyor. Bir sayının arkadaşlar üstü pozitif tam sayıysa o zaman üstünün ne olduğu önemli değildir. Tekse yine tektir. Çiftse yine çifttir. Örnek 2'nin 10. kuvveti de arkadaşlar çifttir. 2'nin 10 üzeri 6. kuvveti de çifttir. Fark etmez. Üstün kaç olduğu önemli değil. Yeter ki pozitif tam sayı olsun. O zaman yine C'yi de silersek A çarpı B artı 3'ün de çift olduğunu düşünebilirsiniz. Bu basit yorumu yapabiliriz. Yorumla yaptım bakın ezber bir bilgi vermedim. Sebebi de bütün kuvvetleri böyle herhangi bir çift sayının hep ne çarparsanız çarpın çift olacaktır. Yine bir tek sayı olsun 5 üzeri isterseniz 5 kere çarpın isterseniz 3 kere çarpın hep tek elde edersiniz. Üstün önemi yok pozitif tam sayı olmak kaydıyla dediğim gibi. Dolayısıyla a çarpı b o zaman buradan tek olmalı. Tekle tekin toplamı çift olacağı için. İki sayının çarpımı tekse bütün elemanlar tektir. O zaman arkadaşlar kesinlikle A çarpı B tektir. Gelelim şimdi B artı C çarpı A'ya. Ee, burada C'nin ne olduğunu bilmiyoruz ama. C'nin ne olduğunu bilmediğimiz için A tek. C soru işareti bunu bilemem. Sonra yine C 2C kesinlikle çifttir. B arkadaşlar tektir. Çift artı tekten tek. Tek çarpı tekten tek oldu. Böylece 1 ve 3 kesinlikle tek sayı gelir. E şıkkı. Bir polinomun katsayısı verildiğinde ve köklerini biliyorsanız şu şekilde yazmak lazım. A çarpı x eksi x1 x eksi x2 kaçıncı derecedense artık oradan x eksi x üzeri n diye yazarız arkadaşlar. Şimdi şunu diyebilirsiniz ama bu polinomun ikinci dereceden polinomun bir kökünü biliyoruz ama diğer kökünü bilmiyoruz. K olsun. Olsun. Sonuçta baş katsayıyı vermiş e, bir kökünü vermiş eksi 2 o zaman eksi eksi 2'den x artı 2 iki. ve ikinci kökte x eksi k. Böylece bakın tek bilinmeyenimiz var sadece. Mümkünse ikinci dereceden denklemin bir kökünü bile biliyorsam ben böyle yazmak isterim. Baş kat sayısını da bildiğim için. Haliyle bu bize şimdi neyi getirdi? P, bu neydi? Bx mi? Px mi? Bu Bx'miş. Px için ne diyeceğiz? Doğrusal fonksiyon. Doğrusal fonksiyonla ilgili arkadaşlar şunu yapabilirsiniz x eksenini kestiği ve y eksenini kestiği noktalar bilinen bir doğrunun denklemi budur. Y'nin altına y'yi kestiği yer, x'in altına x'in kestiği yeri yazarsınız. Böylece y eşittir. Öbür tarafa atarsam 6 2x oldu. Paydalarını eşitledim 6'da. Böyle. Sonra y'yi yalnız bıraktım. Y dediğimiz nedir? fx. Burada ne? px. px de arkadaşlar 6 2x oldu. Eksenleri kestiği noktalar bilinen bir doğrunun denklem formülü. Bunların ikisini çarpacağız şimdi. Bu denklem ve bu denklem. Bx'i çarpıyoruz bununla. 6-2x çarpı x artı 2 çarpı x eksi k. Bx çarpı px'e eşit. Şimdi arkadaşlar bir polinomun bir denklem ile bölümünden kalanı bulmak için ne yaparız? Bu denklemi sıfıra eşitleriz. x gördüğümüz yere 2 yazarız. Bunu yapmamız gerekiyor tamam mı? Böylece 6 eksi 4'ten 2, 2 artı 2'den 4, burası da 2 eksi k'dan, şurası k 4 gibi algılamayın. 2 eksi k'dan kaça eşit verilmiş? 8. Demek ki 2 eksi k 1 olmalı, k buradan 1 geldi. Artık arkadaşlar ne söyleyeceğiz? Polinomun denklemi bx, baş kat zaten bir yazmaya gerek yok. x artı 2, k'yı da 1 bulduğumuz için x eksi 1. B1 soruluyor soruda. O zaman 3 çarpı 0'dan cevabımız 0'ı geldi. C şıkkı. Aslında rahat bir soru. 124'ün 11 ile bölümünden kalana bakacağız. 121 11'e tam bölünür. O zaman kalan 3'tür arkadaşlar. Bir m sayısının 5 ile bölümünden kalan ne zaman 3 olur? Son basamağı 3 ise ya da son basamağı 8 ise o zaman buna uyan cevap haliyle 213 olacak. 213'ün yine arkadaşlar 5 ile bölümünden kalan 3'tür. Bütün olay bu. Bazen ÖSYM de böyle bir şey anlatır ama o çok basit bir şeydir. Dikkatli olursanız. Burada da x sayısının y ile bölümünden kalan b(x,y) fonksiyon olarak anlatılmış arkadaşlar. Kural arkadaşlar burada anlatmış bakın. Üste doğru gönderdiğimizde 4 geldi diyelim turuncu olarak üste doğru. 4 ile 4'ü topluyoruz. 8 üst üste ise üste yazıyoruz. Turuncu gidiyor buraya 8 kalıyor. Yine 8 8 daha 16. Bakın ikinci adımda gördünüz mü? sonra 16 ile 16 yan yana topluyoruz. 32. Soldaki kayboluyor, sağdaki kalıyor. 32 2 olarak kalıyor en son. Haliyle arkadaşlar şöyle bir büyüteyim görün. Bakın şimdi. 8 buraya geldi. 8 8 16 oldu. Artık bu gitti. sonra 16 ile 16'yı topladık. Bu sarı gitti. Burası 32 oldu. Sonra 32 ile 32'yi topladık yan yana 64. O zaman burası böyle 64 oldu. Soldaki gider. Yan yana olunca soldaki gidiyor, sağdaki kalıyor. 64 64 128 oldu. Alttaki gider. Burası 128 olur. Şimdi bundan sonra ne diyeceğiz? Aynı sayı olduğu için 128 ile 128'i toplayacağız. 256. Şu artık mor olan 256 olacak. Şimdi bu gitti. Gördüğünüz gibi bu karıldıklarım yok artık. Kalanlar en solda 256, morda 256, bir de sağda 8. Çünkü aynı olanlar siliniyordu, şey toplanıyordu. Arada boşluk olduğu için bu 256'lar toplanamayacak. O zaman 256, 2 üzeri 8, 256, 2 üzeri 8, 8, 2 üzeri 3 bunları çarptığımız zaman tabanlar aynı. Üstler toplamı 2 üzeri 19 oldu arkadaşlar. E şıkkı. Bu soruda böyle bir afallamış olabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl yani 5 tane ardışık sayıyı ben tek tek nereden bileceğim de toplamlara bunlardan herhangi bir rol olacak. Aslında olay şu. 5 tane ardışık sayının arkadaşlar toplamı 5'in katı bir sayıdır. 9 tane ardışık sayının toplamı 9'un katı sayıdır. 11 tane ardışık sayının toplamı 11'in katı bir sayıdır. Örnek 5'in katı bir sayının neden böyle olduğunu söyleyeyim. Birisi a artı bir Birisi a, birisi a artı 2, birisi a artı 3 ve a artı 4 olacak toplarsanız 5a artı 10 olur. Böylece gerçekten 5'in katı olduğunu görürsünüz. Diğerlerinde de aynı şekilde 9'un katı ve 11'in katı olacaktır. Şimdi kolay olandan başlayalım. Bakın bir sayının 5'in katı olması için son basamağı 0 veya 5 olması lazım. Haliyle burada durum nasıl olacak? Bu ikisi arkadaşlar olmaz. Çünkü son basamakları 2 ve 1. O zaman b'nin 0 veya 5 olması lazım. B binler basamağında da olduğu için 0 olamaz. Bu yüzden B 5 olacak. Yani A 3 4 5 sayısı. Şimdi artık bu 5'e bölündüğü için tamam. A'ya burada yorum yapamam. İkincisinde 2A 5 2, üçüncüsünde de 5 7 A 1. Bunlardan biri 11'e bölünüyor, biri de 9'a bölünüyor. O zaman yani artık burada deneyeceksiniz tabii ki. Yani buna da ekstra yorum yapamayız. Çünkü 9 ile bölünme ile 11 ile bölünme farklı şeyler. O zaman ne söyleyebilirim ben? Sonuncusunda ee, bir bakalım. 9 ile bölünmeyi deneyelim. 9 ile bölünmesi için rakamlar toplamı 9'un katı olması lazım. 5, 7 daha 12, 1 daha 13. O zaman A'nın 5 olması gerekiyor. Haliyle buradan rakamlar toplamı 18 oluyor. 9'a bölünüyor. O zaman 3'üncüye 9'a bölünüyor diyorsam. İkinciye de 11'e bölünüyor demeliyim. Onda ne, yapıy ne yapıyorduk? Artı, eksi, artı, eksi. A'ya 5 verdiğimde 2, 5 daha 7, 5, 2 daha 7, 7 yedi, eksi 7'den 0. 0 da 11'in katı bir sayıdır. Sonuçta 11 ile e bölünmede 11, 22 denk gelecek diye düşünmeyin. Rakamlar toplamı veya farkı 0 da olsa, eksi 11 de olsa o sayı 11'e tam bölünür. Dolayısıyla arkadaşlar... Gerçekten burada da rakamlar toplama ve farkı sıfır geldi. Yani 11'in katı oldu. Bu şekilde en kolay noktadan başlarsak soruyu kolaylıkla demeyeyim ama biraz daha rahat yapıyoruz. İyi bir soru bu anlamda. Cevabımız 25 D şıkkı. Çünkü A da 5 geldi, B de 5 geldi. Çarpımları soruluyor. Bir saniyede bir bölme hareket ediyor diyor. Yani şimdi biz 3'ten arkadaşlar 5'e gitmeyeceğiz. 1 bölme dediği sayının arası 10 eş bölme. Dolayısıyla 1 saniye hareket ettiğinizde şuraya geleceksiniz. 2. saniyede buraya, 3. saniyede buraya, 10. saniyede biz 5'e geleceğiz. Tamam mı? Önce olayı kavrayalım. Dolayısıyla burada 1 2 3 4 5 6 7 8 tane arkadaşlar sayı var. Haliyle 8 sayı olduğu için 80 saniye sonra başa dönmüş olacak. Her 80 saniyede bir başa döner. Dolayısıyla 95 saniye olunca 80 saniyeden sonra bir 15 saniye daha gelecek. Yani 10 saniyede 5'e 15. saniyede tam 7 ile 5'in ortasında olan 6'ya. Dolayısıyla burası 6x artı 4 olur. Sonra yine saat yönünde dediği için arkadaşlar bu da yine 8 tane sayı olduğu için başa dönecek. Böylece 8 sayı yani 80 saniye sonra 4'e geldikten sonra bir 15 saniye daha hareket edecek. 15 saniye hareket edince bakın 10 saniyede 6'ya gelir. Sonra 15. saniyede 6 ile 8'in arası olan 7'ye gelir. Böylece 6x artı 4 7. 6x eşittir 3. x buradan 1 bölü 2 yani 0.5 b şıkkı. Burada şunu düşünmek lazım arkadaşlar. Büyük kardeşin yaşına geldiğinde küçük kardeş diyelim x yıl geçsin. O zaman ortanca için de x yıl geçer. Büyük için de x yıl geçer. Şöyle düşünün. Bir kardeş 6 yaşında olsa, bir kardeş 9 yaşında olsa, bir kardeş de 15 yaşında olsa. Küçük kardeş büyük kardeşin yaşına geldiğinde aradan 9 sene geçiyorsa tabii ki bunun için de 9 sene geçer. Bunun için de 9 sene geçer. Yaşları bakın 9 çarpı 3'ten 27 artar. Burada da bu yüzden aynı mantıkla xr er arttığı için bunların yaşları toplamı 120 arttı diyor. O zaman x buradan arkadaşlar 40 olacak. Şimdi aralarında o zaman küçük kardeşle büyük kardeşin arasında 40 var. Hemen burada ne söyleyeceğim? Şimdi e, ortanca kardeşin alabileceği yaşları bulmak için o zaman en küçük kardeş en az kaç olur ona bakalım. Aritmetik sayı da şu demekmiş. 4 tane artışık sayının toplamı şeklinde olacak. Bakın 11, e, 13, 15, 17. Mesela bu 4 sayının toplamına eşit olan sayı aritmetik sayı olarak adlandırılmış bu tanımla. Böylece bunların toplamı da 28 28 56 yaptı. O zaman büyük kardeş tabii biraz yaşlar absürt çıkıyor ama yapacak bir şey yok. E büyük kardeşle 96 oluyor. Peki burada nasıl anlayacağız hangi 4 tane sayının toplamına eşit olduğunu? Aritmetik ortalamasını alın. 96/4 bölü 4, 24. 24 hangi iki sayının toplamının yarısı arkadaşlar? 23 ile 25. Niye böyle söyledim? 4 tane sayı olduğu zaman aritmetik ortalama şu iki sayının ortalaması olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla birisi 25, birisi 23 olur. Burası 21 olur. Burası da 27 olur. Gerçekten topladığınız zaman 96 olacaktır. Çift sayıda eleman varsa bu şekilde ortalanıcı terim. iki tane terimin ortası. Haliyle arkadaşlar en küçük kardeşi en az 56 oluyor. Bu da 96 oluyor. O zaman ne söyleyebiliriz? Artık Büyük kardeş 96'dan daha büyük bir sayı olamaz. Daha küçük sayıda bir olamaz. Mecburen 96'dan küçük de olamıyor, büyük de olamıyor. Sadece 96 olabiliyor büyük kardeş. Çünkü iki basamaklı olması lazım. Yine bu da 56'dan küçük olamaz. Çünkü 11 ile başladık. 56'dan büyük olabilir normalde ama biz ortanca kardeşe bakıyoruz. Küçük kardeşle büyük kardeşin sınırlarını belirledik. Artık ne söyleyeceğiz? Ortanca kardeş ne kadar olabilir? en küçük sayıyı yani 11 arkadaşlar 2 arttırırsanız diğerleri de ikişer artacağı için aslında ortanca kardeş otomatik olarak küçük kardeşten 8 yaş büyük olmak zorunda. Bir seferlik göstereyim bak 13, 15, 17, 19'un toplamını ne yapar? 64. O zaman bu mantıklı arkadaşlar 64 olabilir. 8 daha 72 olabilir. 8 daha 80 olabilir. 8 daha 88 olabilir. Böylece arkadaşlar 64, 72, 80 ve 88 oldu. Eğer 8 daha eklersek 96 olur o zaman büyük kardeşe eşit olur yaşı. Dolayısıyla ortanca kardeşin alabileceği böyle 4 tane yaş var B şıkkı. A eksi B bölü B dediği için arkadaşlar ben A bölü B eksi B bölü B diye ayırırım. Sonuçta tam sayıları karşılaştıracağız. Neden tam sayı diyorum? Bilye sayısı kesirli sayı olamaz. Sonra A bölü B küçüktür 3 olur. Yine a bölü c artı c bölü c büyüktür bir 4 dersek a bölü c böylece 3'ten büyük olur. Şimdi bir bu var bir de bu var. En başta kolaydan başlayalım. C'ye en az 1 verirsem a'ya en az kaç vermeliyim? 3'ten büyük çıkması için oranın 4. Sonra a'ya 4 verirsem b'ye en az kaç vermeliyim? 2. Böylece gerçekten 4 bölü 2 3'ten küçük olur arkadaşlar. Ve 4 bölü 1 de 3'ten büyük olur. O zaman birisi 4 birisi 2 birisi 1. Üçünün toplamını alabileceği bilye sayısı en az 7 oldu gerçekten. Burcu'nun bilye sayısı Arzu'nun bilye sayısından küçük olabilir arkadaşlar. Büyük de olabilir. Onu bilmiyoruz. O yüzden verdiğinde eşitlenmeyebilir. Daha çok Arzu'nunki artıp Burcu'nunki iyice azalıp yani daha küçük de olabilir. Bu yüzden bunu bilemeyiz. Yani bu doğru değil. Aslında kesinlikle doğru de denmesi lazım. Burada onu da belirteyim. Çünkü bazen doğru oluyor bazen doğru olmuyor burası. Birinci öncüle gelirsek arzu bir miktar bilyesini Canan'a verirse her ikisinin bilye sayısı eşitlenebilir. Evet arzunun bilye sayısı Canan'ın, kin, Canan'ın, Canan'ınkinden hep büyük olacağı için arkadaşlar bir şekilde eşitlenebilir. Örnek arzunun 8 bilyesi olur, Canan'ın 2 bilyesi olur. Arzu 2 tane bilye verir e, şeye neydi kızın adı 3 bilye verir pardon. 3 bilye verir Canan'a. Canan'ın bilye sayısı 5'e yükselir. Öbürününki 5'e düşer. Böylece eşitlenebilir. Dolayısıyla eşitlenir demiyor bakın. Eşitlenebilir dediği için evet bu da doğru olacaktır. Böylece cevabımız 1-3 olur D şıkkı. Sarı bölge arkadaşlar bize neyi anlatmalı? A ile Ç'nin kesişimi. Yani asal ve çift olabilir ama iki basamaklı olmayacak. Dolayısıyla iki bu şartı sağlıyor. Hem asal hem çift aynı zamanda iki basamaklı değil. Sonra arkadaşlar geliyorum e, bu yir şeye, şu sarıya. Burada da arkadaşlar çift olabilir, çift olur daha doğrusu olabilir demeyeyim. E, i̇ki basamaklı ol olacak ama asal sayı olmayacak arkadaşlar. Çünkü A kümesinden farklı bir küme bakın burası. A hiçbir kesişimi yok ama C ile kesişimi var. Dolayısıyla çift olsun, iki basamaklı olsun, asal olmasın. Ee, buradan da sağlayan şey 3 olacak. Cevabımız bu yüzden 2 3 D şıkkı. Rakamları farklı 4 basamaklı bir doğal sayı oluşturacağız ve bu doğal sayı arkadaşlar şu rakamları silik olanlardan oluşturulmuş olacak. Başa 0 gelmez. Böylece 4 sayı yazabiliriz. ...rakamları farklı dediği için diyelim 8'i yazmış oldum. O zaman temsili olarak söylüyorum. Geriye 4 tane rakam kalır. İstediğimizi yazarız. Sonra geriye 3 rakam kalır arkadaşlar. Geriye 2 rakam kalır. Temsil olarak ya o sayıları sildim. Yoksa özellikle olduğu için değil. Bu şekilde arkadaşlar 4 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2'den... ...96. adımda en kötü yani... ...tabii ki rastgele girersiniz... ...ilk anda öyle bir şanslısınızdır ki... ...doğru cevap gelir ama... Öyle olmazsa o kadar şanssız ki her denediğinde yanlış çıkıyorsa artık 96. deneyişinde son ihtimalde böylece doğru şifreyi bulmuş olur arkadaşlar. Cevap D şıkkı. İkinci dereceden bir denklem. X eksenine teğetse arkadaşlar aslında size vermek istediği mesaj şudur. Bunun deltası sıfırdır. Dolayısıyla ikinci derece denklem yorumu yapacağız. Yani parabol yorumu olarak düşünmeyin bunu. E, polinom olarak bakın olaya. Bir polinom ikinci dereceden denklem. E, x eksenine teğet demek çift katlı kökü var demektir. Haliyle x kare artı 6x artı 9 veya x kare artı 4x artı 4 olmalı. Çünkü delta eşittir 0 demek o denklem tam karedir demek. Bir sayının karesi demektir arkadaşlar. Bu yüzden de bakın x artı 3'ün karesi ve x artı 2'nin karesi olursa olur. O zaman bu 6'nın e, kaç olmasını istiyoruz? 6 olmasını istiyoruz. Yüzde kaç olasılıkla 6 oluyormuş? 30. O zaman 3 bölü 10. Bu 6'nın da 9 olmasını istersen 9 olma olasılığı ne? 1 bölü 5. Dolayısıyla 3 bölü 50. Veya, veya demek matematikte artı demektir. X² artı 4, x kare artı 4x artı 4 olması lazım. X² 4, x kare artı 4x artı 4 olması için de 6x'in 4x olması gerekiyor. Yani %50 olasılıkla 4 rakamı olur. Diğeri de yine %50 olasılıkla 4 rakamı olur. Böylece 1 bölü 4 oldu. Payda eşitleyelim. Yüzde eşitleyelim. 3 çarpı 2 6. Burası da 25 çarpı 1'den 25. Yani 31 bölü 100 olasılıkla tam kare olacak. Böylece x80'ine teğet olacak. E şıkkı komşusundaki sayılara gideceğiz arkadaşlar ve burada rakamlar tekrarlı veya tekrarsız dememiş. O yüzden şuna dikkat edin. Ee, şimdi içinde 4 olduğu halde en küçük sayıyı nasıl oluştururum ben? Mümkünse yüzler basamağını 1 ile oluşturmaya çalışırım. Haliyle bunun için 1 ile başlarsam bakın. Bir üsttekine giderim 4 olsun çünkü muhakkak içinde 4 olacak ya. Sonra bir daha 4'ten geri 1'e dokunurum. İşte size Gördüğünüz gibi şartlara uyan hemen sağında hemen altında veya sağında solunda bir rakama değerek oluşturabileceğimiz sayı. Sonra gelelim içinde 3 olan nasıl oluşturulabilir? 123. Başka da oluşturamayız yoksa arkadaşlar 3 verdiğimiz zaman 365, 321, 362 gibi böyle 365 gibi pardon daha büyük sayılar elde ederiz. Yüzler basamağını 1 yapmak hedefim en küçük toplam için. Bunun için de dümdüz 1-2-3 diye gittim. Haliyle toplamları da 264 oldu aşık. Soru da bence kritik cümle şurası. 15 ürün için limitiniz yetmedi. Burası. Ee, ama daha da kritik olan 30 TL puan ile toplam ücretin çekilemeyen 1-11 liralık kısmı da çekilmiş oldu. Demek ki 30 lira eksiği kalmış arkadaşlar burada. 30 lirada toplam çekilmesi gereken miktarın 1 bölü 11'iymiş. Yani 30'lu 11'i çarparsak ürün fiyatı 330 TL'ymiş. Demek ki kart limitinde arkadaşlar 300 lira varmış. Yetmemiş bir de 30 TL'de puan kullanılmış. O zaman işte işler tamam olmuş. Bunu anlatmak istiyor bu cümlelerde. Dolayısıyla 330 TL gömlek sayısı toplam 3G olsun. Neden 3G diyorum? 2G diyorum. Mecburen pardon. Gömleklerin 1 bölü 2'sini çıkaralım demiş çünkü. G tane gömlek. Tanesi 30 TL. Artı 1 bölü 3 tişört. O zaman tişört sayısı 3T olsun ki kesirlerle uğraşmayayım diye. Kalan tişört sayısı 2T ve bunlara da arkadaşlar kaç para ödüyordu? 20 TL ödüyordu. Böylece 330 eşittir. 30G artı 40T bu arada aldığınız 15 ürün diyor ya, kaç tane gömlek kaldı? 2G taneden G tanesini aldı, yarısını bıraktı. 3 tane tişörtten de 3T taneden de 2T tanesini aldı. Bunlar da 15 yaptı. O zaman şimdi bulmak istediğimiz ne? Bize gömleği sormuş. Hemen eksi 20 ile çarparım. Böylece 30 eşittir 10G olur. G de buradan 3 gelir Aldığı gömlek sayısına ne demiştik? Gördüğünüz gibi 3 tane G çünkü. Cevabımız A şıkkı. Yasal sınır olan hangisi arkadaşlar? 3 değil mi? 3'ten daha fazla klor koyamayacak. O zaman kaçıncı günde 3 ppm koyar? 1 2. gün 0.2 fazla. 3. gün bir 0.2 daha fazla 0.4. 4. E, dördüncü gün 0.6 yani 1.6. O zaman ne olacak arkadaşlar? 11. gün. Neden? Bakın ikinci gün 1 çarpı 0.2. Üçüncü gün 2 çarpı 0.2. Dördüncü gün 3 çarpı 0.2. O zaman 3 olması için 2 eklememiz lazım. En son haliyle o da arkadaşlar 11. gün yapar. 11. gün artık 3 eklemiş oldu. Yasal, yasal sınırda duracak. Daha da fazla olmaz yasal sınırı aştığı anda ilaçlamayı bırakmış diyor. Yasal sınıra kadar kullandığı ortalama klor miktarı o zaman 1'den e, 3'e kadar olan sayıların toplamı bölü 11 gün dediğimiz için 11. Peki 1'den 3'e kadar sayıları nasıl toplarım ben? 10, 12, 14, 16 haliyle şunu söylerim. 10, 12, 14 nokta 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 30'a kadar olan sayıların toplamının 1 bölü 10'u aynı şey sonuçta. 10'dan 30'a kadar olan sayıların toplamı neydi arkadaşlar? Hemen kenarda göstereyim. İlk terim artı son terim bölü 2 çarpı terim sayısı. Terim sayısı nedir arkadaşlar? 11 gün zaten. İşte olay bu. Haliyle buradan yerine yazdığımda 1 bölü 10, 40 bölü 2 çarpı 11 bölü 2, 2 yok zaten pardon. Bölü 11 var. Artık 11'ler gitti. Buradan 20 oldu. Bir daha 10'a bölersek 2 ppm'miş arkadaşlar. C şıkkı. Kesirlerle uğraşmamak için harf vereceğim ama büyük sayılar vereceğim. Bakın mutfağı 30 t süre ayırsın. Sonra banyo duvarlarına %20 t diyelim yani 20 t. Ve artık mecburen salon duvarlarına da bu mantık üzerinden 50 t süre ayırır derim. Haliyle buradan artık şunu söyleyebilirim. Mutfağa %70 süre ayırmış 21'te. E, banyoya %110 ayırmış. 20'nin %110'u ne yapar arkadaşlar? E, kesinlikle şöyle çarpabilirsiniz göremeyenler. Gördüğünüz gibi 22T yapar. O zaman toplam ne kadar süre oldu? 43'te. Geriye kalan tüm zaman yani 100T olması için 57T'yi salon duvarlarına ayıracak ne kadar arttı? 50T'de 7T arttı. Yüzde ne kadar artar? 14. E şıkkı. Hangisi daha hızlı tüketir arkadaşlar? 120 gram olduğu için saatte arkadaşlar bu 2 gram tüketiyorsa haliyle 120 gramı ne kadar saatte tüketecek? 60 saatte. 60 saatte peki bu beyaz olan ne kadar tüketir? 60 çarpı 3'ten 180 gram. Artık geriye kaldı 70 gram arkadaşlar. Sonuç itibariyle t saatte ikişer gramdan 2 t kadar tüketir. Diğeri de t saatte üçer gramdan 3 t tüketir. Böylece 5 t eşittir 70'ten t 14 saat. Demek ki 14 saatte birlikte yiyorlarmış. O zaman 60 saatte başlangıçta yemişlerdi. 74 saat arkadaşlar D şıkkı. Full internet paketinde arkadaşlar T ay normal ödesin 50T. Haliyle 4 ayda ücretsiz ödeyecek ya 4 çarpı 0. Buna göre o zaman bu T artı 4 ay fullde kal kaldı. Diğeri de jet internet. Jet internete kaç ay sonra başvurdu? 3 ay sonra. Yani arkadaşlar bunu da 3 ay sonra başvurduğu için artık toplamda T artı 1 ay kullanmış olması lazım. T artı 1 ay kullandığında da 5 ayına para vermiyor. Yani t eksi 4 ayına para veriyor. Kaç para? 60 TL. O zaman t eksi 4 çarpı 60 ile 50 T'yi toplarsak 60 T 50 T daha 110 T eksi 240 eşittir 310. Böylece 550 eşittir 110 T. T arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 geldi. Bizden full internet üzerinden aldığı hizmeti soruyordu. Buradan zaten 5 ay. Bir de 4 ayda bedava toplam 9 ay hizmet almış E şıkkı. Arkadaşlar sorularda net hesaplamada siz baya bizden daha profesyonel bir şekilde sürekli hesaplıyorsunuz. Ama şunu söylemem lazım. X tane yanlışı varsa bir öğrencinin X bölü 4'ü kadar da gider. Yani siz 7 yanlış yaptığınız zaman bunun 7 bölü 4'ü kadar daha netiniz gidiyor tamam mı? Onu da söylemiş olayım. Önüne eksi koyuyoruz ki hani giden net. Haliyle bu sınavda 6 soru var. Bu kadar yanlıştan dolayı neti gitti. Doğrusu da ne kadar olur bunun? X tane yanlış yaptığına göre 6 eksi x tane de doğrusu olur. Ve bunlar totalde 6 eksi x'ten bunları çıkarınca geriye neti kalır. İsterseniz bu formülle hemen yapabilirsiniz. Yani bunu 6 x doğrusu var. Ve x tane yanlışı var. Bu yüzden de x bölü 4 neti gitti deyip 2 25'e eşitlerseniz x 3 gelir. Yine aynı şekilde 6 eksi x eksi x x, x x bölü 4 eşittir. 4 75 derseniz ikincisi x 1 diyelim. ikincisi 1 gelir. Üçüncüsünde de 6 eksi x eksi x, x x bölü 4 eşittir. Eksi 1 buçuk derseniz x 6 gelir. Bu arada birçok öğrencimiz şunu diyebilir. Hocam ben bunu yapmadan da bunun böyle olduğunu tahmin edebiliyorum. Neden? Bir kere 1.5 altının 4'te biri o zaman bütün soruları yanlış yapmış. İkincisinde sadece bir yanlış yapması lazım ki 5 neti değil 4.75'i kalsın. 3 birincisinde de yine 3 doğrusu olması lazım ki 3'ün 4'te biri 0.75 Böylece hakikaten 3 0.75'ten 2.25 kalsın. Şimdi bu kısım birinci kısım biraz size ait bir kısım. Ama ben anlamayan arkadaşlarımız için, yapamayan arkadaşlarımız için bir formül oluşturmuş oldum burada. Buna göre yapabilirsiniz. Gelelim bundan sonrası bizim için ne ifade ediyor? 6 yanlış var. Bunun da bir yanlışı var ya ortak yanlışına odaklanacaksınız. 3. Demek ki arkadaşlar 3. soru C değilmiş. Geri kalan soruları doğru. Demek ki 1. sorunun cevabı A şıkkıymış. Buradan anlarım. 2. sorunun cevabı B şıkkıymış. 4. sorunun cevabı C şıkkıymış. Adım adım gidelim gerçi. 1 2 4. Sonra 5. sorunun cevabı E şıkkıymış ve 6. sorunun cevabı D şıkkıymış. O zaman gelelim 3. soruya. Şimdi 1. soruyu bu çocuk da doğru yaptı. 2. soruyu bu da doğru yaptı. 3. soruyu geliriz, bilmiyoruz şimdi. Çünkü cevap C değil sonuçta. 4. soruyu B yaptı, yanlış yaptı. 5. soruyu bu D yaptı, yanlış yaptı. 6. soruyu E yaptı, yanlış yaptı. He, demek ki Bakın bu üçüncü soruyu doğru yapması lazım. Neden? Birincinin üç sorusu yanlış, üç sorusu doğruydu. Demek ki üçüncü sorunun cevabı da D'ymiş. Böyle bir mantık yürütmeliydiniz soruda. Haliyle son öğrencinin artık doğrusu. Birinci soru yanlış, ikinci soru doğru. Üçüncü soru yanlış, dördüncü soru yanlış. Beşinci soru yanlış ve altıncı soru doğru. Demek ki arkadaşlar bunun iki doğrusu var, dört yanlışı var. 4 yanlıştan dolayı 1 net gitti. 2 eksi 1'den 1 neti kaldı. E şıkkı. ÖSYM'nin istediği tarzda bir soru böyle. Denklem kurma sorusu. Zaten sınavda arkadaşlar bazen kitaplar yanıltıyor ama... ...gerçekten bu tarz ÖSYM bizden denklem kurabileceğimiz... ...ve sonrasında da yorum yapabileceğimiz sorular soruyor... ...ve bizden bu yorumları bekliyor. Şimdi bir kere nasıl görürseniz görün fark etmez. Ben şöyle söyleyeceğim. Burada arkadaşlar x tane resim olsun tamam mı? Bu x resimde 2x tane böyle altlı üstlü bu bantlardan olacak. Çünkü her bir bantta bir yukarıda bir aşağıda daha doğrusu resimde bir aşağıda bir yukarıda bant var. Sonra gelelim şunlara aradakilere. Aradakilerde de şunu söyleyeceğim x tane resim varsa x eksi 1 tane bant yapıştırılır. Çünkü en sonki resimde şöyle bant burada olacak, burada olacak, burada olacak, burada olacak. 2 resim varsa bakın 1 bant. 3 resim varsa 2 bant. 4 resim varsa arada 3 bant var. Dolayısıyla aradaki bant sayısı x eksi 1. Bir de buradaki bant ve bu en sondaki şu bantı alırsak 2 tane de bant oradan geldi. Böylece soruda rahat bir şekilde kaç tane bant olduğunu görmüş oluyorum. Böylece 3x artı 1 eşittir 58. x buradan arkadaşlar 19 oldu. 19 resim ne demek? Dikkat edin. 2, 3, 1. 2, 3, 1 diye gidiyor ya üçlü üçlü. 19 resmin içinde kaç tane üçlü parça var? 6 tane. Kaç resim arttı? 1 tane. Yani 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 gidiyor. En son bir tane 2 artacak. Neden? 2, 3, 1, 2, 3, 1 bitti. Son resim böyle 2, 3, 1 olsun. İlk başlayan resim 2 oldu arkadaşlar. Böylece 2, 3, 1'lerden 6 tane var. 2, 3, 1 toplamları 6. 6 tane bu durum olduğu için 36. En son bir de bu 2 olduğundan dolayı 38 tane arkadaşlar burada üçgen olmuş oldu. D şıkkı. Armut ağacı incir ağacının 2 katı. Hemen o zaman A eşittir 2i diyeyim. İncir elmanın 3 katı i eşittir 3'e. Elma da kayısının 4 katı. O zaman e, kayısı k olsun arkadaşlar. Elma 4k olacak. Elmanın 4 katı olduğu için buraya 3 çarpı 4k'dan incir 12k ve incir gördüğüm yere 12 yazarsam armut da 24k. Bakın hepsini e, k cinsinden yazmış olduk. Bizden incir ağacını soruyor bakarız ona. 24, 12 daha 36, 5 daha 41k. Toplam ağaç sayısı buymuş. K buradan gördüğünüz gibi 5 geldi. İncir ağacını soruyordu. 12 çarpı 5'ten. 60 şıkkı. Evet burada bir temel standart bir şekil çizelim. Bakın şimdi e, otobüs A noktasında olsun. 12 dakika önce nerede olur? 120 çarpı 12 bölü 60. Çünkü dakika demiş bakın hızını saatte vermiş. O yüzden buna göre hareket etmeniz lazım. Böylece. 24 kilometre arada mesafe var yani B noktasından çıkan bir araç 24 kilometre arasında bir mesafe olan Otobüsü yakalamak zorunda o zaman 24 kilometrelik bir mesafe kapatmalı Çünkü ileride şöyle bir yerde yakalar Burayı ikisi de alır kırmızı bölgeyi önemli olan şurayı kapatmasıdır Hızlı olalım Ve 90 dakika sonra yani bir buçuk saat sonra Hızları farkı VB-otobüs 120 Hızları farkı olacak Çünkü hızları farkı kadar bu mesafeyi kapatır arkadaşlar 24 metreyi Ve 90 dakika dediği için 1.5 saat yani 3 bölü 2 20. Bunu 3'e bölelim 1 Bunu 3'e bölelim ee, Tabi 1 dedik pardon affedersiniz orayı düzeltiyorum 3 bölü 2 o sonuçta Burası böyle dursun 3'e böldüm 8 16 oldu VB-120 16 olduğu için VB yani B noktasındaki arabanın hızı 136 oldu C şıkkı. Hızı uzunluğu 2'ye 6 olacak şekildeymiş yazı bölgesi. Ee, bu şey olan aYT matematik yazan yerde arkadaşlar 6'ya 16. Şöyle. Şimdi yazının kenar oranları değiştirilmeyecek. Yani 2 bölü 6 1 bölü 3 ya o zaman burası K olacak. Şurası da 3K olacak gördüğünüz gibi. Sonra bu uzunluk zaten yine 16. E arkadaşlar bu kare olduğuna göre 3K eşittir. K artı 16 olur. Buradan da K8 olacağı için karenin bir kenarı 3K eşittir. 24 C şık. Dairesel grafiğe bakarak ne kadar ürün olduğunu görelim. Birbiriyle önce bir karşılaştıralım. 120 derece, 80 derece, ve 160 derece. O zaman 80, 120, 160 derece 40'ın katı arkadaşlar. Bu iki kat olursa eriye 3 kat dersek üzüme de böylece 4 kat demiş oluruz. Şimdi hemen şunu görelim. Erikte arkadaşlar ürünün %25'i gidiyor. Yani x gidiyor 3x kalıyor. Sonra kayısı da y diyelim. Kayısı da arkadaşlar %50'si gidiyor %50'si kalıyor. Üzümde de yüzde yirmisi yani beşte biri gidiyor, dörtte biri kalıyor demek o zamandır bu. Dört e, bölü beşi kalıyor demektir pardon. Haliyle artık şunu söyleyeceğim. Bakın şimdi kayısıya geldiğimiz zaman kayısı hangisiydi bu? Kayısı da o zaman kalan iki kaysa giden de 2 k olur. Sonra arkadaşlar eriye geldiğimiz zaman kalan 3 k o zaman giden k olacak. Üzüme geldiğimiz zaman kalan 4K ise, giden de K. K, 2K daha 3K, K daha 4K. Demek ki 4K eşittir 480 yani K 120. Giden ürün bu kadar yani kuruyan ürün. kalanı kalan e, kalın ürünü mü soruyor bize bakalım. Evet kalan ürün yani meyvelerden ne kadar elde etmiştir. Elde ettiği ürün ne kadar bakalım. 3K, 2K daha 5K, 4K daha 9K. O zaman 9 çarpı 120'den 1080 ürün elinde kalmış C şıkkı. Her bir parçaya x diyelim arkadaşlar. Toplam boy 6x olsun tamam mı? Her bir parçanın boyu da x. Oluşan her bir parçanın boyunu 5 santim törpülüyoruz. x eksi 5'e düşüyor. Sonra bu x eksi 5'in de her birini 4'te 1 evet 4 eş parçaya ayırıyoruz. İşte bu e, x eksi 5 bölü 4 olan şey bu sarı parçalardan bir tanesi. Şimdi bunun boyu 10 olduğuna göre 3 4 5 üçgeni bakın bu normalde 3k 4k 5k. O zaman buradan 5K eşittir 10 ise 3K 6 yani K 2 aslında. Demek ki sarı parçalardan birinin boyu 2'ymiş. X 5 bölü 4 2 olduğuna göre X arkadaşlar 13 olacak. Peki biz ne istiyoruz? Tüm boyu yani 6 çarpı 13'ten 78 A şıkkı. Mavi ile kırmızı birbirine eşitmiş arkadaşlar. Şöyle alfa diyelim. C açısının da yarısıymış. 2 alfa olacak. 2 iç bir dıştan 35 artı alfa ve burası da bakın 2 iki alfa ikizkenar üçgen olduğu için. Üçgenin iç açılar toplamı artık BDC üçgeninde 35 artı 5 alfa eşittir 180. Alfa arkadaşlar böylece 29 oldu. Bizden D açısını istiyor yani 35 artı alfayı demek ki 64 dereceymiş D şıkkı. Kenarlarına birbirine eşit olduğu için kenarları böyle bakın ikiz kenar bir üçgen olacak. CDDE ortak ND kenarından dolayı. Şu düzgün beşgen 108, bu düzgün altıgen bir açısı 120 derece olur. 228 derece böylece buraya kaldı 132. Haliyle arkadaşlar 180'den 132 çıkarırsak 48 yapar. 2'ye böldüğümüzde ikiz kenarın taban açıları 24 olacak C şıkkı. İlki 45'e kadar 30 ile 45 arası o zaman 15 derece. Burası 65 5 derece 70. Bakın burası arkadaşlar 75 ile 90 arası 15 derece 95 ile 110 arası 25 derece ve şey 110 15 derece pardon 95 ile 110 arası ve 115 ile de 125 arası 10 derece. Toplamda kaç yaptı o zaman? 20, 10 daha 30, şurası da 30, 60 derece. Toplam alan 36 pi ama 60 bölü 360 olacak. Yani 1 bölü 6'sı. Demek ki dairelerin o dilimlerin alanlar toplamı 6 pi'ymiş. B şıkkı. Dikten dik indiğinde ökledi kullanmak gerekiyor arkadaşlar. Bakın şimdi şuraya A dersek, buraya B dersek, yine buraya da A dersek dikdörtgenin alanı Normalde A çarpı A artı B. Aynı zamanda öklitten dolayı A çarpı A artı B. Yani kendisine yakın olan parça çarpı tabanın tamamı. Bakın 144'e eşit. Zaten dikdörtgenin alanını soruyordu yine 144. Ben zaten hep söylüyorum. H' eşittir PK'dan ziyade benim için bu dik kenarın karesini aldığımız şu kendisine yakın olan parça çarpı tabanın tamamı kısmı daha önemli arkadaşlar ki soruda da bunu kullandık. Cevap D bu yüzden. Fayansların alanının ortadan ikiye bölersek arkadaşlar aslında hani hiç uğraşmadan bile şunu yapabiliriz. Bakın S, 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 S. Burada 6 tane var. Simetrik olduğu için burada da 6 tane var. Buraya bakalım bu şekilde. Burada da bakın 4, 2 daha 6. Burada da 6 tane alan var. O zaman toplam 6, 6, 6, 18 S eşittir 144. S 8 geldi. Bir fayans 2 tane S'den oluştuğu için 2S 16 olur arkadaşlar. D şıkkı. Boyutlarını vermiş arkadaşlar. Tabanın boyutu 3 ve 4 verilmiş. Yükseklik 12 ama suyun bulunduğu yükseklik 10. Şimdi haliyle 2 santim boşluk kaldı. Bu 2 santim boşluk arkadaşlar ne kadar yapar? Taban alanı 3 çarpı 4 olduğu için böyle Yükseklikte 2. Yani bizim şu su dolduracağız. Buraya da taşıyacak sonra. Haliyle 3 çarpı 4 taban alanı yükseklik 2 24. Demek ki akan suyun e pardon konan cismin hacminin 24'ten büyük olması lazım. Şimdi bir kenarı 2 birim olan küp olursa hacmi 8 olur olmaz. Taban yarı çapı 2 kökü olursa 8 pi çarpı 3'ten 24 pi evet 24 pi arkadaşlar 24'ten büyük olduğu için bu su taşar ve kediye su gelir. Sonra 2, 3, 3 bunun da hacmi 9 çarpı 2'den 18 olduğu için 18'i e attığımız zaman 24'ten küçük olduğu için su taşmaz. Hatta taşma seviyesine bile gelmez arkadaşlar. Dolayısıyla yalnız 2, 5 şıkkı. Turuncu bölgede hemen şuna dikkat etmeniz lazım. Paralel olduğu için arkadaşlar tabanlar birbirine. Şuraya S1 dersek beyaz bölgenin alanında S1 olacaktır. Çünkü alanlar değişmez bakın şu maviye boyayayım böyle bu üçgenin alanıyla Burada kırmızıya boyadığım üçgenin alanı aynıdır arkadaşlar Ortak bölgeleri var olduğu için Geriye kalan alanlarda eşit olacak bu yüzden Oraya taşıdım Yani aslında Mevzumuz şu Buraya S1 dersek aslında şu üçgenin alanı bize lazım Bu üçgenin alanında tabanı 4 yüksekliği 4 böylece 16 bölü 2'den 8 olur. Yine simetrik olduğu için yeşil bölgeleri sol tarafa taşırsak aslında bizden bu üçgenin alanı bekleniyor arkadaşlar. Bir kenar 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yükseklikte yine 7, 4 çarpı 7 bölü 2'den şu kırmızıyla taradığım bölge, sola taşıdığım bölge 14 olacak arkadaşlar. Sonra geldik bakalım 1, 2, 3, 4, 5. Yani bu arada bu 4 çarpı 5 bölü 2'den olmuş. Sonra arkadaşlar buraya baktığımız zaman da yine şu mavi bölgeyi aslında şu beyaz bölgeye eşit görüyoruz. Yani mavi bölgeyi alıp buraya taşıyayım. Şu üçgenin alanını bulayım arkadaşlar. Bu üçgenin alanında tabanı 1, 2, 3, 4, 5. Yükseklik 1, 2, 3, 4. 5 çarpı 4 bölü 2'den bu da 10. O zaman mavi ile turuncunun alanı eşit, yeşilden küçük değişik. Yüzey alanı şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar, boyanacak alan. Dolayısıyla böyle bir yer fırça değebiliyorsa orası boyanacak alandır. Orada o alana hesaplamamız lazım. Dolayısıyla şunu düşüneceğiz. Üste, bakın gördüğünüz gibi şu bölgeler gitti, şunlar gitti. O zaman ne kadar azalma oldu orada aslında? E, 6 tane. Ancak 6 tane de karşılığında yeni boyanacak alan geldi. O zaman eksi 6 artı 6 onlar birbirini dengeledi. Ancak şu bakın pencere gibi düşünürseniz bize bakan şu boyut arkadaşlar 6 gitti. Karşılığında da yok o da gitti. Eksi 6 eksi 6 oldu. Sonra arkadaşlar iç kısımlar yoktu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Onlar yoktu 9. Bir 9 daha arttı 18 arkadaşlar. 18 eksi 12'den toplam 6 birim bakın artıya çıktı A şıkkı. Kırmızının yarıçapına RK diyeyim, mavininkine de RM diyeyim. P RM'nin karesi çarpı 3 bölü 2 çünkü 3 yarım var. Diğerinde de arkadaşlar P RK'nın karesi bir tane var iki tane yarımdan. Bunların alanlar oranı 2 bölü 3'müş. Böylece pi E'ler gitti. Rm'nin Rk'ya oranının karesi 3 bölü 2'yi öbür tarafa atarsak her iki tarafı böyle 2 bölü 3 ile çarparsam bunlar gider. Burayı da 2 bölü 3 ile çarptığımda 4 bölü 9 olur. Rm'nin Rk'ya oranı böylece 2 bölü 3 gelecektir. Yani sayı verelim nasıl olsa oran istiyor bizden. Yarı çapı 2 dersek burası 4 4 4 12 birim olacak. Bunun da yarı çapına 6 dersek. Ee, 3 dersek pardon 6 6'dan 12 oldu. Şimdi dolayısıyla buradan bir e, 60 derece 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı arkadaşlar 6'dır. Yine buradan da bakın ikizkenar kenar yamuk olduğu için yine 6'dır. Burası da 12 olduğundan toplamda ne kadar oldu? 6, 12, 24 santim. 24 santim olduğu için birinin çapı 4 santim arkadaşlar. Demek ki 4 çarpı x'ten 6 tane Buraya yarım çember sığdırılır maviden E şıkkı. Cismi katlamışız arkadaşlar. Şu kısma gelmiş. Sonra bunu da KBM ve NLC üçgenlerini kesip atmışız. O zaman açtığımızda eski görüntüsü artık oluşmayacak ama şöyle iki tane ikizkenar yamuk oluşacak. Bizden beklediği alan bu arkadaşlar. Buna göre o zaman ee, biz şimdi bakalım bir ne söyleyebiliriz. Buraya 2, 4 diyelim. İkisi yamuk olduğunu unutmayın. Sağdan ve soldan eşit parçalanıyor. Bu yüzden 2. Buraya da arkadaşlar yükseklik 4. Tabii ki absis 5 olduğu için şuranın tamamı 5 olacak. O zaman 3 kalır. Yine böylece 3 gelir. Artık bundan sonra söyleyeceğimiz şey taban alanı 7 e, artı 3 çarpı yükseklik 4 bölü 2 bir yamuğun alanı. Bundan 2 tane var. Cevabımız 40 C şık.